konuşuyorum. Çok net konuşuyorum. Mustafa Sarıgül Aysal'ın bırakmasını istemiyor. Ünal Aysal Florya'da futbolcularla yemek yerken adeta veda yemeği havası verilerek, adı konmayarak Florya'nın önünde bir takım adamlar bizi bırakma imparator başkan diye bağırıyorlar. Birden çıktılar ortaya. Nereden çıktılar acaba? Kimler onlar? Bir düşünün bakalım. Mustafa Sarıgül'ün hayatta yaptığı en iyi organizasyon bu tür organizasyonlardır. Yıllar yılı en yakınındakilerden biriyim. İyi bilirim. Ünal Aysal şimdi Belçika'ya gitsin. Perşembe günü dönsün. Florya'da hava meydanının önünde 10 bin tane sarı kırmızılı bayraklı araba karşılar Ünal Aysal'ı. 10 bin. 100 bin değil. 10 bin. Maça gitmiyor kadar adam. Bu işi Mustafa Sarıgül kadar bilen birisi daha yok. Sarıgül niye ısrarla istiyor bu Ünal Aysal'ın başkanlık almasını? Oğlu Emir Sarıgül yönetimde olsun diye. Çünkü Mustafa Sarıgül'ün en büyük hayali oğlu Emir'in günün birinde Galatasaray başkanı olması. Onun için ben hele bugün gidip ayağına kapanırım, yalvarırım demesi İnan Kıraç'ın inanılır gibi değil. İnanamadım ben. İnanılır gibi İnan değil. İnan Kıraç mı diyor bu? Evet, evet. İnan Kıraç dedi. Kapısında yatarım dedi. Kapısında yatacağım dedi. Diyor İnan Kıraç. Niye? Çok enteresandı hakikaten. İnan Kıraç'la Ünal Aysal'ın ortak yaptığı bir iş var. Galatasaray Adası'nın Mehmet Koç Aslan'la yaptığı 10 yıllık sözleşme biterken bu adayı Galatasaray Adası olmaktan çıkardı dedi bir Galatasaray yöneticisi. Adını Suada yaptı dedi. Kaçak inşaatlarla büyüttü Galatasaray'ı mahkemelere düşürdü dedi. Bu sözleşmeyi uzatmayalım 3.30 paraya bu adam burada oturuyor dedi. İki kişi karşı çıktılar. İnan Kıraç 1, Ünal Aysal 2. Hayır, Mehmet Koç Aslan'ın sözleşmesi uzatılacaktır dediler. Ve buna itiraz eden Adnan Öztürk yönetimden temizlendi.